taşımak kolay değil. Herkes de taşıyamaz. Beyliği de istişare ve camia önüne gelene beyliği de vermezler ve bey olarak da hissetmezler. Yani yemin 3 gün para sokar. Gelip bey olacaksın diye. Mümkün değil. Yani ağalık değil bu. Beylik. Yani bu beylik. Ağalık değil, paşalık değil. Bu sadece beyliktir. Yani liderliktir. O duyguyu, o örf adeti, o şeyi içinde yaşatman gerekir. Bunun yaşadığı hissiyatını o topluma aktarman gerekir. Toplumdan aldığın ve topluma devamlı telkinlerde bulunmak, Sayın Bey'imizin ifade ettiği gibi ne güzel ruh. Tarihini bileceksin, ecdadını bileceksin. Ecdadın kazandığı zaferleri hükmettiği yedi cihana hükmeden bir imparatorluğun torunlarıyız biz. 400 çadırdan imparatorluğa çıkan bir cihan devletinin torunlarıyız. Ama şimdi bakıyoruz, her ne kadar gençlerimizde bir takım değişiklikler veya hal hareketler varsa da bunlar azınlıktadır. Ruhları, o ecdadımızın ruhunu ileride taşıyacağı kanaatini ben kendimde hissediyorum. Gelecekte de daha da, yani bugün geçmişten tekrar yeniye çıkıp da kayboldu gibi gördüğümüz örf hanelerimiz bundan daha iyilere doğru gideceğine çok kanaat, yani inanıyorum. Değerli Türk gençliği, Yörük Beyleri sizlere güveniyor. Türkiye yakışık şekilde, Türk'e göre yaşayın. Cumhuriyetinizi, bayrağınızı, vatanınızı, Allah'ınızı, kitabınızı, hayvanınızı, doğanınızı, köyünüzü, mahallenizi, evinizi koruyun.